İşte o araç. Ve işte o patlama. ATV Haber, Gaziantep'i, Türkiye'yi ayağa kaldıran patlamanın öncesine ve patlama anına ilişkin görüntülere ulaştı. Olaydan yalnızca birkaç dakika önce kamera Şehit Kamil'deki Karşıyaka Caddesi'ni tarıyor. Görüntüye bir çekici giriyor. Üzerinde Citroen marka siyah bir araba var. Cadde kalabalık. Araç trafiği de hareketli. Bomba yüklü aracı taşıyan çekici bankamatiklerin önünde duruyor. O sırada iki kişi para çekmeye çalışıyor. Yanından bir bir araçlar geçerken çekiciyi kullanan kişi aşağı iniyor. Beyaz, üzeri mavi şeritli bir tişört giydiği görülüyor. Bomba yüklü araç biraz sonra yol açacağı faciaya hazırlanırken hayat devam ediyor. Onlarca insan bayram hareketliliğinde. Bir baba onlarca kilo bombanın yanı başından içinde bebeği pusetle yürüyüp gidiyor. Hemen sağında ise elinde çocuğuyla yürüyen başka bir kadın görülüyor. Bombalı araç çekiciden indirilirken bayram ziyaretlerinden dönen insanları taşıyan minibüsler, otobüsler peşi sıra yanlarından geçiyor. Daha patlamaya dakikalar var. Yani onlar kıl payı kurtulanlar. Bomba yüklü otomobil patlayacağı noktaya yerleştirildiğinde çekicinin yanında siyah kıyafetli bir kişi daha görülüyor. Bütün bunlar yaklaşık 3 dakika içinde oluyor. Bombalı aracı caddeye bırakan şoför ve siyah kıyafetli adam bir şeyler konuşuyor. Kamera hareketine devam ediyor. Tekrar bombalı aracın bulunduğu bölgeye döndüğünde saatler 19.38'i gösteriyor. Yani çekicinin ilk göründüğü andan itibaren toplam 4 dakika geçmiş oluyor. Biri bankamatikten ayrılan 3 kişi daha aracın yanından geçiyor. Ondan uzaklaştıktan sonra bir adam ve bir çocuk daha görülüyor. Bu da kayda geçen son görüntüler oluyor. Çünkü patlama şiddetiyle bölgedeki tüm kameralar paramparça oluyor. Ancak ATV Haber patlama anını gösteren ikinci bir kamera görüntüsüne daha ulaştı. Bombalı aracın yaklaşık 20 metre uzağındaki Karşıyaka Karakolu'nun hemen arkasındaki sokakta bulunan güvenlik kamerasına. O da hareketli bir kamera. Etrafı taramaya devam ediyor. Az önce çekiciden indirilen aracın patladığı anı böyle görüntülüyor. Kayıt yavaşlatıldığında ekranın sağ tarafından bir anda yükselen alev topu açıkça görülüyor. Patlama öyle büyük ki arka sokaktaki binalar bile aydınlanıyor. Dönmeye devam eden kamera önce bir ağacın adeta deprem olmuş gibi sallanmasını, sonra da sokakta hızla kaçan bir kişiyi kaydediyor. Ve kamera patlamanın en net şekilde kaydedildiği noktaya bir kez daha döndüğünde artık etrafı kaplayan dumanlardan başka hiçbir şey görünmüyor.